AKP'li başkan işçiye yapılan zammı kriz var diyerek geri aldı. Oğluma Tayyip ismini verdiğime pişmanım. İşsizlik sosyal tahribata dönüştü. Geçici işte izdiham. Diyanet'ten devlet büyüklerinin hediye almasıyla ilgili karar. Kamuda hediye rüşvettir. Evet, Sözcü'nün bir haberi, AKP'li belediye başkanı adını hediyelik eşyaya yazdırdı. Skandal. Şimdiki haberimiz Evrensel'den. İHAL indirimleri katillere cesaret vermeye devam ediyor. İktidar belediyesi borç ödemek için camileri satıyor. 21. yüzyılda vahim tablo, camide eğitim. Çiftçilerde vahim tablo. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili çiftçilerin artık borçlarını ödeyemez duruma geldiğini söyledi. Çiftçilerin elektrik paralarını ödeyebilmek için artık traktörlerini satmaya başladığını da vurguladı. Korkusuz gazetesi, 40 milyar liralık ihtiyaç akçesi de yetmedi. Kefen parası da bitti. Hasta yatağından yandaşa aslan payı. Şehir hastanelerindeki usulsüzlükler bitmeyi ki bilmiyor. AKP yandaş şirketlere yaptığı yataklar için yatak başına yandaş şirketlere 31 bin TL, yani eski parayla 31 milyar TL ödemiş. Skandal. Anayasa Mahkemesi 2013 ve 2014 yıllarında yapılan yolsuzluk haberlerinin erişimin kaldırılmasının hak ihlali olduğuna oy birliğiyle karar verdiği. İhal indirimleri katillere cesaret vermeye devam ediyor. Evrensel'in haberi. AKP'li başkan işçiye yapılan zammı kriz var diyerek geri aldı. Hani kriz yoktu? Sözcü gazetesi. Akaryakıta zam üstüne zam. Benzine 35 kuruş, motorine 12 kuruş zam. Barış Biner'in YouTube hesabında günün haberlerini dinlediniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.